Mehmetçik bu akını kahramanca püskürtüp karşı taarruza geçti. Ve düşmanı siperlerden sökmeye muvaffak oldu. Düşman gerisin geri siperlerden kaçıyordu. Mehmetçik yaralıları sargı yerlerine taşımak için koşturuyor. Yarbay Hasan Bey askerlerin arasına karışmış, gerekli direktifleri veriyordu. O sırada bir Fransız askeri dikkatini çekti. Ölü gibi boylu boyunca yerde yatan asker fırlamıştı sanki. Yaralı olmalı. O tarafa yöneldi yarbay. Yerde yaralı yatan düşman askeri de olsa yarası sarılmalıydı. O da bir ana kuzusuydu, onun da bekleyeni vardı. Belki yavrusu, belki çocukları. Hasan Bey, yerde yatan Fransız askerine yaklaştı. Tam yarası var mı diye bakacaktı ki, ölü numarası yapıp, elinde kamasıyla bekleyen Fransız askeri, elindeki kamayı yarbay Hasan Bey'in göğsüne sapladı. Nefesi hızlanmış, çevresi solmaya başlamıştı yarbay Hasan Bey. Canı, canana teslim etme, Azrail'e borçlu kalma vakti gelmişti. Başına toplanan askerleri gözyaşlarını saklamaya çalışıyorlardı komutanlarına. Gözleri ufka daldı bir ara. Yüzüne bir tebessüm geldi. İstirabın yerini huzur alıvermişti birden. Bir şeyler söylemek ister gibi. Başıyla işaret etti. Bir gelen vardı sanki. Yarbayın gözleri ufuktaydı. Fısıltıyla kaldırın, beni kaldırınız dedi. Asker şaşırmıştı ne yapacağını. Komutanlarının belki de son emriydi. Kollarına girdiler, ayağa kaldırdılar. Kelime-i şehadet getirdi. Kana bürünmüş elbisesinin önünde kavuşturdu ellerini. Bir misafir karşılar gibiydi. Yüzünde tebessüm vardı Hasan Bey'in, gönlünde mahcubiyet. Kırmızı bir gülü koklar gibiydi. Dudaklarından son sözleri döküldü. Niye zahmet buyurdunuz ya Resulallah? Kırmızı gül demet demet, kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet, babam kal.